Şimdi aslında bu haftalık karaciğer yağlanması ile ilgili biz konumuzu bitirdik ama sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı? Karaciğer yağlanması ile ilgili olarak söylemek istedikleriniz. Bu fruktoz, çakma fruktoz meselesinde bugünün en önemli notu olsun. İki, gördüğünüz gibi yine döndük dolaştık, daha çok yürü, daha çok egzersiz yap, daha sık egzersiz yap, düzenli egzersiz yap ve özellikle 40'lı 50'li yaşlardan sonra ama hemen hemen her yaşta ihtiyacından fazla yeme. Hele hele şeker dışındaki karbonhidratlardan un, şeker kaynaklı, un nişasta kaynaklı olanlara biraz daha mesafeli kal. Yani biraz fırınlardan, biraz pastanelerden özellikle karaciğer yağlanması tehdidi olanların uzak durmasında fayda var. Evet, meyve de göründüğü kadar masum değilmiş. Onun kesinlikle da altını çizmekte fayda var. Özellikle akşam meyveleri. Ya değil bizim mi? Toplumsal kültürümüzde bu akşam seremonilerinde meyve maalesef hep var. Olabilir ama bir ölçü. Evet, bir porsiyona yetinmekte fayda var. Hatta mümkünse evet, o meyveyi gündüze aktarmak lazım. Şimdi bu hafta yine bir yedilik yaptık. Ünlü isimlerden de sizler için soru aldık. Size sormak istediği sorular var mı diye yönelttik onlara. Hemen ilkini izleyelim lütfen. Sevgili Özgün'den geliyor hocamıza soru. Osman hocam selamlar. İyi yayınlar öncelikle. Size şöyle bir sorum olacak. Benim birazcık alerjik bir bünyem var. Ve bu alerjik ritmi diyoruz belli mevsim geçişlerinde ya da toza karşı böyle bir alerjik reaksiyon gösteriyor vücudum. Bazen de ben bunu gerçek bir gribal enfeksiyon mu değil mi karıştırabiliyorum. Çünkü yanılıyorsam onu sormak istiyorum, yanılıyor muyum? Birbirine çok benzeyen bazı reaksiyonlar gösteriyor vücudum. Yani alerjik rit mesela baş dönmesi, halsizlik, yüksek derecede halsizlik yapar mı? Ben bu ikisinin arasındaki farkı yani alerjik bir durum mu ya da grip mi oldum? Bunu nasıl öğrenebilirim? Nasıl fark edebilirim? Çok teşekkürler şimdiden cevabınız için. Alerjik rinitle, rinite bağlı hapşırma, aksırma meselesi ile aslında nezle gripteki hapşırma, aksırma meselesi arasında çok fark var. Çünkü alerjik rinitteki hapşırma, aksırmada o hapşırma, aksırmaya prensip olarak halsizliğin, yorgunluğun, öksürüğün, nefes darlığının, boğaz ağrısının, hele hele ateşin asla eşlik etmemesi lazım. Eğer böyle bir şey söz konusu değilse ve özellikle bir mevsimsel bir hapşırma, aksırma hali ise o, burun akıntısı hali ise, yani polen yoğunluğunun fazla olduğu ilkbaharda özellikle fazlaysa bu alerjik rinittir. Ve çok kolay ayırma. Laboratuvarda hemoglobin E dediğimiz alerji markörüne, kanda eozinofil dediğimiz hücreye ve eozinofil katyonik protein dediğimiz özel bir maddeye en basitinden bakarak o işin alerjik olup olmadığını kolaylıkla anlayabilir. Hatta biraz daha ileri gideriz. O alerjinin ile bu doğadaki polenlerden kaynaklanması gerekmez. Odanızdaki, halıdaki bir takım alerjenlerden ya da yediğiniz gıdalardan, kullandığınız parfümdeki alerjen maddelerden, makyaj malzemelerinden daha pek çok şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığını alerji testleriyle anlayabiliyoruz. Özellikle mevsim geçişlerinde ben de muzdaribim, alerji inanılmaz artıyor. Ve çok, tabii grip de başladığı çok için çok çünkü mümkün artık bu karıştırma. Doğada da yani sadece polen değil, solduğumuz havada bir şehirlerde bu egzoz dumanları, fabrika iş yerlerinden vesaire yani muazzam bir çok doğru solunumsal kirlilik var. Evet. Hemen sıradaki sorumuza göz atalım. Kan sulandırıcı hap kullanmanın pıhtı atma tehlikesi ve kalp krizlerini önlemek için iyi olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Her gün kan sulandırıcı hap kullanabilir miyiz? Der Varol Yaşaroğlu soruyor. Doğru değil. Yani şunun için doğru değil. Eğer kan vücudunuz derken ki bir nedenle pıhtı oluşmadan sizin kan sulandırıcı bir şeyi sadece oluşabilecek bir pıhtıya karşı kullanmanız bir vücudunuzdaki kanama eğilimini arttırır. Yani özellikle tansiyon hastası biriyseniz en ufak bir beyin kanamasında o kanamayı vücut durduramayacağı için felç olursunuz. İki, o kan sulandıran ilaçların çoğunda asetil salisilik asit var. Ve o da midenizde, bağırsağınızda özellikle midenizde kanamalara yol açar. Haberiniz bile olmaz. Dolayısıyla artık bu özellikle pandemi döneminde, pandemi sürecinde koronavirüsün oluşturduğu pıhtı eğilimi meselesi ki vardı. Çünkü koronavirüs damar duvarındaki endotelde iltihap yapıyor ve endotelit yapıyordu ve gerçekten pıhtı eğilimi yapabiliyordu. Herkes de değil, çok ağır vakalarda tamam hastane koşullarında onlara kan sulandırıcı verildi. Ama biraz da birilerinin bu işi
tetiklemesiyle biz doktorların da bu işte biraz dolduruşa geldiğini düşünüyorum. O yılın, son iki yılın o dönemde en çok satan ilaç listesinin birinci sırasına kan sulandırıcılar çıktı ki dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey olmadı. Bizde bu sosyal medya kirliliği ve ağızdan ağza, kulaktan kulağa bilgi yayılması, yanlış bilgi yayılması. Onun için iyi sağlık okuryazarlığı diyor Osman Hoca. Yoldan geçenden, internetten görerek sakın böyle bir yanlış yapmayın. Tamamen yanlış bilgi efendim. Evet, pekala. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Setteki koşuşturma sebebiyle yesem de kilo alamıyorum. Sağlıklı kilo almak için nasıl beslenmeliyim? Ezgi Şenler soruyor. Aslında güzel de bir şey bir yandan ama demek ki ciddi anlamda muzdarip bu konuda. Bazı bünyelerin gerçekten normal kalori almalarına rağmen eksik kalori almadasalar bile daha yüksek metabolik hızları nedeniyle, metabolik fleksibilite güçleri nedeniyle kilo almadıklarını biliyoruz. Ama kilo veriyorlarsa o ayrı bir konu. Yani bir insanın normal besleniyorum ama kilo vermeye başladım dediği nokta çok önemli bir noktadır. Orada şeker hastalığını, tiroid hastalığını, zehirli kuatı çok şeyi aramamız lazım. Evet. Allah korusun kansere kadar gider.